bir hastalık verdiği zaman insanı tahmin edin. Bu ne büyük bir durumdur. Bu adamcağız da hasta, yatağa yattı. 2 ay. İlim ilim. Gittim diyor babamı. Yatağındayken ziyaret etti. Sanki beni bekliyordu ama ben tedirginim. Nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Babam günlerdir yatağından kalkamayan babam beni görünce dirildi ve yatağından kalktı. Acaba elini öptürecek mi diye beklerken bana can gönülden sarıldı, benim elimi öpmeye kalktı ve bana dedi ki, oğlum beni affet. Ben bu hastalığa yakalandıktan sonra benim gerçek oğlumun sen olduğunu şimdi anladım. Beni affedebilecek misin yavrum dedi. Babam bir çocuk gibi ağlaya ağlaya yatağa serildi. 2 gün sonra tövbe istiğfar ederek hayata veda etti. Durumu üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'ne anlattık. Üstad buyurdu ki, herkes seferber olsun, cenazesine iştirak etsin. Kabre konuldu. Toprak üzerine atıldı. Keşfi açık olan kardeşlerimizden birisine nasıl olduysa, o adamın kabirdeki halini gösterdiler. Adam kabirde sualleri çok kolay vermiş, ona cenneti müjdelemiştir. Herkes şaşkın. Herkes şaşkın. Geldiler, Mahmud Efendi Hazretleri'ne sordular. Dediler ki, efendim böyle böyle bir durum oldu. Bu nasıl olur? Ne buyurdu biliyor musunuz? Kızı yahut oğlu medresede Allah'ın kitabına çalışan bir annenin yahut babanın şimdiye kadar kabir azabı çektiğini ne duydum ne de gördüm. Bunlar hepimizin sermayesi. Allah cemiyetlerini mübarek eylesin. Okuduğum ayete mana verip bitiriyorum. Sevgili Allah'ımız buyuruyor ki, وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan bazı Müslümanlar gayret-i diniyelerinin gereği olarak şöyle diyormuş. Mekke müşriklerine ait ticaret kervanı Mekke'ye geliyor. Develerin üzeri yüklü. Onlar bu zenginliği, bu şatafatı görünce içlerinden şöyle geçiriyorlar ve şöyle telaffuz ediyorlar. Ne olaydı? Müşriklere, Allah'ın düşmanlarına verilen bu zenginlik, bu makam, bu mevki, bu ünvan bize verilseydi, bu kadar zenginlikle beraber insanların İslamiyet'e girmeleri çok daha kolay olurdu diye böyle aralarında müzakere edilir. Cenab-ı Hak böyle bir bakış açısını beğendi. Kafirlere verilen zenginlik, makam mevki bize verilseydi, İslam'ın hizmetine kullansaydık dediler. Şu köşe bizim olsaydı, şu makam bizim olsaydı, şu mevki, Allah bunu beğenmedi. Bakın, çok mühim bir mesele. Cenab-ı Hak Cibril-i Emin'le şu ayetleri izah ediyor. Estağfirullah. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ Allah'a yemin olsun ki ey Habibim, biz sana ve seninle beraber müminlere verdik. سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِ Fatiha suresi gibi çok büyük bir sureyi verdik. Ömür Kur'an, Kur'an'ın özü. Ve Kur'an-ı Azim onunla beraber bütün hakikatleri en güzel ve yalın haliyle izah eden Kur'an'ı sana verdik. Ve Kur'an-ı Azim büyük bir kitap. Öyleyse siz zenginlik istiyorsanız burada diyor Cenab-ı Hak. Makam istiyorsanız burada. Buradan geçmeyen bir makam başımıza beladır. Bir tuzaktır, bir duraktır. Önce sen bu kapıdan gireceksin. Önce buradan başlayacaksın. Bunu sonraya bırakırsan başına bela aldın demektir. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ اِحَمِدًا
biz sana verdik. Seba minel medalim. Ve Kur'an-ı Azim çok büyük bir kitap verdik. Bu sana yeter. Zenginlik olarak, güç olarak, kudret olarak, insanlığı uyandırmak için bu yeter. La temuddenne. Asla çevirmeyesin. Aileyce iki gözünü ilâ mâ